adaylık başvurusu yapıp bugün adaylığını açıklayacak olan arkadaşımız Selçuk Akar'ın toplantısı nedeniyle burada bulunuyoruz. Şimdi Kabe'leri aslında para olanlar, o rantçılar ne yaptı? Şimdi umre kuyruğuna girdiler birden. Aslında onların hesapları para, başka bir hesapları yok ama umre kuyruklarında gösteri yapıyorlar. Şimdi üniversite sınavlarını biliyorsunuz, üniversite sınavları artık şifreli hale geldi. Keriz fenerini, deniz fenerini yani yakalayan savcı sanık oldu. Şimdi de Selçuk Akar arkadaşımız, o neferlerden bir tanesi. Kendisine başarılar diliyorum ve sözleri Selçuk Akar'a veriyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu üyelerim, kıymetli hanımefendiler, sevgili genç kardeşlerim, saygıdeğer büyüklerim, basınımızın güzide temsilcileri ve değerli Uşaklı dostlarım, sözlerime başlarken hepinizi en içten, en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Çok 1965 yılı Uşaklı. İlkokulu Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda, ortaokulu Besim Atalay Ortaokulu Okulu'nda ve lise öğrenimi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Makine Teknisyenliği bölümünde tamamladım. 1983 yılında bu bölümden okul birincisi olarak mezun oldum. Aynı yıl 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandım. Bu bölümden 1989 yılında inşaat mühendisi olarak mezun oldum. Aynı yıl bir süre Uşak'ta inşaat mühendisi ve yöneticilik yaptım. Daha sonra Uşak Belediyesi'nde bir süre çalıştım. Arkasından 213 kısa dönem olarak askerliğimi İzmir'de tamamladım. Dostlarım, siyasi hayatıma gelince devlet memuru olduğum için faal olarak hiçbir zaman siyaset hayatım olmadı. Fakat bütün bu gelişmeleri dışarıdan takip ettik, içinde olduk. Belediyecilik hayatıma gelince 1989 yılında Uşak Belediyesi'nde çalışmaya başladım. Askerlik görevim bittikten sonra kısa bir süre özel sektörde çalıştım. 1991 yılından itibaren bugüne kadar Uşak Belediyesi'nde teknik, idari, sosyal alanlarda sıra dışı, başarılı ve örnek çalışmalara da imza attım. Sevgili dostlarım, 23 yıllık belediyecilik tecrübem var. 48 yıllık ömrüm Uşak'ta geçti. Uşak'ın içindenim. Esnaf bir babanın çocuğuyum. Uşak'a aidiyet hissediyor ve vefa borcum olduğunu düşünüyorum. Tecrübe ve birikimlerimi Uşak'a hizmet için, Uşak halkının aydınlık geleceği için kullanmak istiyorum. Hizmet aşkıyla bütün Uşak'ı da kucaklayacağım. Öncelikle Uşak'ı modern ve yaşanabilir, layık olduğu yerde olan bir kent yapacağız. Bunu hep birlikte yapacağız. Hesap soran değil, hesap veren, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışımız olacak. Sözlerimi bitirirken hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Gelecek günlerimiz aydınlık olsun, sağ olun, var olun. Şunu asla aklınızdan çıkarmayın. Birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız. Saygılar. Teşekkür ederim.